Seçim araştırmalarında da isabetlerimizi sayın Mahmut Öğür ki bizi 2014'te ilk kez ulusal basında yazan isimdi. O süreçten beri bir 7 Haziran'da yanıldığımız bir seçim var. Onun dışında Türkiye'de ya en iyi sonuç ya da en iyi ikinci sonucu vermiş bir araştırma ekibiyiz. Yani optimal araştırma olarak böyle bir şeyimiz var çok şükür. E Tabii burada araştırmaların hata payları, yanılma payları var. ama bakıldığı zamanda da böyle muhalefetin hem erken seçim çağrısına hem de diğer taraftan başka türlü süreçlere ilişkin çok aslında iddia ettikleri gibi güçlü olmadığını sadece burada psikolojik üstünlük elde etme çabası içerisinde olduklarından mütevellit olarak bunu sürekli tekrarladıklarını görüyoruz. Arzu ederseniz oy ile ilgili bir şeyden sonuçtan gidelim. Ardından da Türkiye'nin en önemli sorunuyla ilgili bir saptamada bulunmak istiyorum. Yapmış olduğumuz araştırmada Türkiye geneli 26 ilde ve 1836 kişiyle telefon destekli, bilgisayar destekli telefon anketinde sonuçlarımız şöyle. AK Parti 39.1, Cumhuriyet Halk Partisi 24.8, MHP 10.4, HDP 10.3, İYİ Parti 9.5, Memleket Partisi 1.4, Türkiye Değişim Partisi 1.1, Deva Partisi 1, Saadet 1.5, Büyük Birlik 1.5 eee ve diğerleri de o şekilde devam ediyor. Kararsızların oranı 6.3, hiçbiri de 3.9 idi. Yani biz bu kararsızlarda dağıttık tabii. Ee, Türkiye'nin elbette ekonomik sorunları var. Özellikle küresel bir salgından geçiyoruz bir asır. Hatta dünyanın daha önce mobilite çok yüksek oldu olmadığı için çok yaşamadığı ve hissetmediği bir salgın bu aslına bakarsanız geçmişte lokal olarak yaşanmış salgınlar vardı bir veba salgını ya da buna benzer yaşanan salgınlar biraz daha lokal bir bölgeyi etkiliyordu. Bu dünyanın her tarafını etkileyen bir salgın. Yani G20 ülkelerinde örneğin 4 ülke dışında 16 ülke küçüldü. Kesinlikle. Evet. Tabii bu küçülme rakamları üzerinden de çeşitli spekülasyonlar yapılıyor ancak işte bir sıfırdan büyük dolayısıyla Türkiye belli ölçüde. Evet bazı sektörlerde evet. küçülme ya da sıkıntılar var hizmet sektöründe ama üretim ve tarım sektöründe de büyüme var. Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye sorduğumuzda ekonomi yüzde %36,5 koronavirüs salgını 17,8 işsizlik 11,5 eğitim 9,1 terör 6 dış tehditler 5,8 diye devam ediyor. Peki diyoruz sizce bu sorunu kim çözebilir? En önemli soru bu. Evet yani en kritik süreç bu. AK Parti diyenlerin oranı %32.4, Cumhuriyet Halk Partisi 22.9, MHP 8.9, HDP 8.2, İYİ Parti 7.7, Memleket Partisi 1.2. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekonomi çözülecek diye iddia ettiği Sayın Babacan kamuoyu tarafından bu noktada bunları çözebilme ihtimali ve potansiyeli olarak binde altılık bir potansiyele sahip görülüyor. Bu oldukça önemli. Tabi bu konuda fikri olmayan 3.9 ve hiçbiri diyenler de 13.5'lik bir kesim de var. Yani dolayısıyla muhalefet burada herhangi bir şekilde umut oluşturamamış durumda. Ee, ve hala AK Parti e, işte bu oranlar üzerinden bazı e, yorumcular e, işte bizim araştırmamızı eleştiriyorlar. Elbette araştırmalar eleştirilebilir ama e, bir gerçeklik var ki toplum da hala umut olarak AK Parti'yi görüyor. E, bu süreç açısından bakıldığı zaman önemli bir e, e, aslında saptama ve sonuç diğer taraftan bu başkanlık ya da işte güçlendirilmiş parlamenter sistem açısından bakıldığı zaman Eski sistem, parlamenter sistem e, aslına bakarsanız bir şekilde eskiyi çağrıştırıyor. Başkanlık sistemi yeni bir yaklaşım. Diğer taraftan burada bir de yeni anayasa var. Yeni anayasa bir e, çipa olarak özellikle 2023 seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında e, kullanılacak e, mecliste e, muhalefet partileri bu konuda e, bir dönem kendileri de yeni anayasa noktasında çağrıda bulunuyorlardı. Çağrı Sayın Cumhurbaşkanından gelince e, geri çekildiler. Türkiye'nin gündemi e, değil dediler. Ancak e, şu an Türkiye 80 döneminin darbe anayasasıyla e, yönetiliyor ve yeni anayasa 2023'te Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında çok önemli ve e, millete e, AK Parti ve MHP bu konuda neler vaat ediyorlar evet. oradan yaklaşacaklar diyebiliriz. Peki şimdi siz bir çerçeve çizdiniz. Kısaca şunu da sormak isterim. Hemen Sayın Övür'e döneceğim. Yani bütün bu gelişmeler ışığında Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya da Sayın Akşener'in aklında kim var? Yani bir isim zikretmenizi belki yani zikredemeyebiliriz bu noktada ama nasıl bir profil var bu önemli. Şöyle orada şöyle bir profile ihtiyaç var. Bir taraftan İYİ Parti de kendisini geçmişte ve ya da şimdi de ülkücü olarak tanımlayan kitleye hitap edecek. Diğer taraftan da ayrılıkçı Kürtçü tabanı da olan HDP'ye ihtiyaç olacak. HDP'lilerin tamamının o şekilde olduğunu söyleyemeyiz. Ama mesela HDP'nin kapatılma süreci de var. Biz bu noktada HDP kapatılırsa nasıl bir partiye oy verirsiniz diye sorduğumuzda HDP çizgisinde bir parti diyenlerin oranı %58 olduğunu, Terörle PKK ile arasına mesafe koymuş bir parti diye cevap verenlerin oranının yüzde 25 olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 3.5 deva partisi bir evet. buçuk ve benzeri gibi devam eden bir oy dağılımı var. Sonuç itibariyle HDP baraj düşürülür ve kapatılırsa yüzde 6 ya da %7'den maksimum %7'den yukarı oy alması çok mümkün değil. 90'lı yıllarda ve 2000'lerin başında hatırlayacak olursak ki Sayın Öğür de bunları çok takip et sürekli yazan işte bu siyasetin tabanında iyi bilen birisidir geçmişten beri iyi takip eder. yani orada ortalama oylarının 5-6 olduğunu ancak şu anda da 7'ye ulaştığının daha fazla da baraj düştükten sonraki süreçte yukarı çıkma ihtimalinin zayıf olduğunu görüyorum. Peki. Yeni süreçte, yeni oluştan siyasi atmosferde de bu oldukça belirleyici olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde belirleyici olacak. Ama az önceki saydığım oy oranları arasında görüldüğü üzere AK Parti çok yok. AK Parti'ye oy veririm diyenlerin oranı o saydığım seçmenler içerisinde binde 8 görülüyordu. Yarın daha farklı olabilir bilemem ama şu an için böyle. Çok güzel oldu. En azından tabloyu son haliyle öğrenmiş olduk.